Şimdi de bir fotoğraf çekelim. Dünyada biliyorsunuz ki bir süredir demir-ipek yolu tartışılıyor. Nedir o demir-ipek yolu? Bakınız, bir ürünün, üretilen bir ürünün doğudan batıya gitmesi gerekiyor. Ürünler doğuda üretiliyor, ham maddeler doğuda üretiliyor. Yıllardır böyledir bu iş. Doğudan da batıya gitmesi gerekiyor. Şimdi doğu batı çekişmesi yıllarca sürmüştür. Ben o meseleye girmeyeceğim. Ama şimdi günümüze geldiğimizde 2022 dünyasında hepimizin yaşadığı, tanık olduğu bu dünyada bakınız ne konuşuluyor. Dünyada bunca keşif yapıldı. Bunca yer keşfedildi. Kıtalar keşfedildi. Başka yerler bulundu. Bazı yollar arandı. Kanallar kazıldı. Neydi bunun peki nedeni? Nedeni şuydu. Doğunun zenginliklerini batıya hızlı bir şekilde aktarabilmek. Doğudan gelen ürünleri, malları batıya hızlı bir şekilde götürebilmek. Şimdi buraya baktığımız zaman eski yıllarda hatırlayacaksınız, Afrika'nın ucunu buldular. Şimdi bizim haritamızda konumuz olmadığı için yok ama siz şöyle hayal edin, alttan böyle harita uzuyor gibi devam edin. Afrika'nın ucuna ne dediler? Ümit burnu dediler. Çünkü Afrika'nın ucunda daha hala karan devam ettiğini sanıyordu o zamanki insanlar. Peki neden orası ümit burnu oldu? Çünkü o yıllarda gemilerle yapılan ticarette buradan kalkan bir geminin buradan gelip Afrika'nın da altından ta Avrupa'nın içlerine ve hatta Amerika'ya ulaşması söz konusuydu. İşte o yüzdendir ki ümit burnu dediler. Şimdi bugüne geldiğimizde demir ipek yolu projesine dikkat çekmek istiyorum. Demir ipek yolu projesinin dünya savaşına neden olacağını söyleyenler bile vardı. Bazı uzmanlar böyle ifade ediyordu. Neydi bu demir ipek yolu? İpek yolu ülkemizden de farklı rotalardan geçen bir yol. Hatırlayalım. İlkokulda da anlatılır ya, ortaokulda anlatılır ya, İpek yolu denen bir şey vardı. Neydi o? Baharat ve ipeğin Avrupa'ya taşındığı yol, karayolu. Şimdi bu ipek yolu ülkemizin üzerinden geçiyor. Peki demir ipek yolu ne? Demir ipek yoluysa şu. Bunlar Türkiye'yi tamamen devre dışı bırakarak Çin'den çıkarttıkları bir treni buradan yaklaşık olarak 6 gün civarında bir yolculuk ile ben böyle geri geri gidiyorum. İngiltere'ye kadar, Polonya üzerinden buradan bağlantıyla İngiltere'ye kadar uzatmaya çalışıyorlardı. Bir kez daha göstereceğim. Burada kalalım. Çin'den çıkacak olan bir tren şu sarı hattı takip ederek bu topraklar üzerinden gelecek. Polonya üzerinden de Londra'ya ulaşacak. Yani şu. Pekin-Londra hattı diyorlardı buna. Pekin-Londra hattı. Dünyadaki bazı ülkeler buna karşı çıktı. Olmaz dediler. Çünkü eğer bu hattan gelirse birçok ülke devre dışı kalıyordu ki Türkiye de bunlardan biriydi. Türkiye sessiz kaldı. Türkiye Avrupa'daki bazı ülkeler kadar bu demir ipek yoluna tepki göstermedi. Çünkü Türkiye'nin zaten mevcut konumu bütün o tartışmaların üzerinde. Peki dünyada başka yol yok mu? Var. 3 tane yol var. Biri bahsettiğimiz demir ipek yolu. Diğeri ülkemizden de geçen orta yol. Bu orta yolun farklı güzergahları var. Eğer Ermenistan'la aramız daha iyi olsa Tiflis yerine belki Ermenistan üzerinden de geçebilirdi. Ermenistan da kazanırdı bu işten. Ama o tabii şimdiye kadar maalesef farklı bir yol izledi. Bir de üçüncü yol var. Üçüncü yol uzun. Tercih edilmiyor. Stabil bir yol. Buradan gemiyle hareket edecek. Buralardan geçecek. Ta Hindistan'ı dolaşacak. Buradan Kızıldeniz'e girecek. Süveyş kanalından Akdeniz üzerinden Londra'ya gidecek. Ancak burada bir problem var. Burada 6 gün süren, burada yaklaşık 10 küsür gün süren yolculuk gemiyle yapıldığında neredeyse bir ay sürüyor. Bir malın gidişi bir ay sürüyorsa işte orada tercih farklılaşıyor. Peki şimdi geldiğimizde bir tablo çıkıyor önümüze.
Demir İpek Yolu denilen bu koridor şu anda savaş nedeniyle tehlike altında. Dünya ticareti savaş nedeniyle bu sarı hat tehlike altında. Kuzey koridoru kullanılamıyor. Güney koridoruna geldiğimizde güney koridoru da çok uzun. Bir ayı bulan, bir buçuk ayı bulan gemi yolculuğu demek. Geriye ne kalıyor? İşte sokaktaki her vatandaşın da verebileceği bir cevap. En güzel yol orta yoldur. Orta koridor. Pekin'den çıkacak olan mallar orta koridoru takip edecek ve güvenli olan ülkemiz üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek. Meselenin özü bu. Peki bu olursa ne olacak? Bu olursa Türkiye yeni bir transit rotaya kavuşmuş olacak. Önemi artacak. Türkiye'nin daha güvenli olması gerekecek. Bu işte bazılarının oyunlarını bozuyor. Şimdi gelin orta koridorla ilgili analizimizi izleyelim. Orta koridor diye Türkiye'nin içinde bulunduğu koridoru cazip hale getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı Asya ve Avrupa arasındaki demiryolu trafiğinin artmasına neden oldu. Bu durum Rusya'dan Avrupa'ya uzanan tüm ulaşım noktalarını olumsuz etkiledi. Hem petrol boru hattı taşımacılığı, hem karayolu taşımacılığı, hem deniz taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı işte gidişattan etkilendi. Etkilenecek. Savaş, Karadeniz'in kıyısındaki uluslararası ulaşım ve ticaret hattı olan Kuzey Koridoru'nu olumsuz etkilerken Türkiye'yi de cazip hale getirdi. Hocam peki önemi arttı diyoruz. Yani Türkiye'ye nasıl bir katkısı olacak? Güzel bir soru. Yani üretim, dolayısıyla ona bağlı istihdam, üretimin gerektirdiği yatırım, ona bağlı ihracat, bir de depolama anlamında. Yani üretimden tüketime tedarik zincirinin halkalarının tamamlanacağı önemli bir merkez haline geliyor Türkiye. Bence Türkiye'nin bu saatten sonra dış politika olarak muhtemelen Avrupa Birliği üyeliğini, adaylığını, ekonomide de bu konuları gündeme getirmesi olağanüstü yararına olacak. Uzmanlar, orta koridor hattının kullanılmasının ülke ve bölge ekonomilerinin yanı sıra dünya ticaretini de katkı sağlayacağını belirtiyor. Asya ve Avrupa arasında ticaret ve ulaşım orta, kuzey ve güney olmak üzere 3 ana hat üzerinden sağlanıyor. Şimdi bu hattın önemine değineceğiz. Hem orta koridor hem de kuzey koridor hattını harita üzerinden bakacağız. Kuzey koridor hattı hava, kara ve deniz yolu demir hattını bizlere gösteriyor ve tüm ulaşım ve ticaret işte bu hat üzerinden sağlanıyor. Rusya'nın da içinde bulunduğu bu hat aslında en ağırlıklı ve aktif olarak kullanılan bir hattı ama Rusya ve Ukrayna krizi nedeniyle hat olumsuz yönde etkilendi. Gözler bu defa Türkiye'nin de içinde bulunduğu orta koridor hattına çevrildi. Şayet Avrupa Rusya ticaretini durdurursa bu defa en aktif ve en ağırlıklı olarak kullanılacak hat orta koridor olacak. Her tehdit aynı zamanda bir fırsat yaratır. Burada bir fırsatla karşı karşıyayız. Olağanüstü bir lojistik açısından gelecek 10 yılların vazgeçilmesi Türkiye olacaktır.